Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli çocuklar, sevgili gençler, kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimizin güzel hayatını, güzel ahlakını anlatacağımız inşallah Siyer programına hoş geldiniz. Bugün yine beraberiz sizlerle sevgili çocuklar, sevgili gençler. Sizleri çok seven sevgili peygamberimizin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Bugün yine sizlere güzel ahlaklı peygamberimizden alıntılar yapacağız. Değil mi sevgili çocuklar? Sevgili gençler. Allah nasip ederse Peygamber Efendimizin doğumu ve çocukluğunu anlatıyoruz. Dün iki şey öğrenmiştik. Onları da hatırlatmış olalım. Dün Peygamber Efendimizin iki tane güzel ahlakını anlatacaktık. Biz bu programı niçin izliyoruz sevgili çocuklar biliyor musunuz? Biz bu programı Peygamberimizin hayatını dinlemek değil, Peygamberimizin çocukluğu gibi bir çocukluk yaşamak için buradayız. Bu programı onun için yapıyoruz sevgili çocuklar. Yani sizler de aynen çocukluğunuz Peygamber Efendimizin çocukluğu gibi olmalı. Dün iki şey öğrendik. iki şey öğrendik. Bunları tekrardan hatırlatmak istiyorum ve hemen yeni bölümümüze geçmek istiyoruz. Şimdi peygamberimiz kendi zamanında asla büyüklerine bağırarak konuşmuyordu. Annesine anneciğim diyordu. Dedesine dedeciğim, amcasına amcacığım diyordu. Halasına da halacığım diyordu. Biz babası olmadığı için babacığım hiç diyemedi. Ama bizler sevgili çocuklar bizler sevgili peygamberimizin bak çocukluğu gibi çocuk olacağız. Kimin örnek alacağız biz? Peygamberimizi değil mi? Sizler de bundan sonra annelerinize anneciğim, anne diye hele anneye bağırarak veya kızarak konuşma yok. Annelerinize anneciğim diye, babalarınıza babacığım diye, kardeşlerinize kardeşim diye abi ve ablalarınıza ablacığım, abicim diye konuşacaksınız. Ama tabi onlar da size öyle konuşması lazım. Ulan konuşmayacaklar. Lanlı lunlu konuşma yok tamam mı? Bir şey var. Mesela canınızı sıkan bir olay oldu. Üzüldünüz. Sevgili çocuklar hemen kızmayın. Gidin ona ben bu konuda rahatsız oldum deyin. Böyle bağırmadan anlatmaya çalışın. Kızarak değil de severek tatlı tatlı anlatmaya çalışacaksınız. Tamam mı sevgili çocuklar? Anlaştık inşallah diyoruz. Şükürler olsun. Geçiyoruz şimdi yeni bölümümüze. Şimdi soru cevaplar olacak. Abileriniz burada telefonu yazacaklar inşallah. Burada telefonu yazdıkları zaman siz de bizleri arayıp birkaç tane numara verdik. Dün çok telefon geldi dün. Allah razı olsun sizden ya. Sizleri ne kadar seviyoruz. Bugün Peygamber Efendimiz yaşasaydı gerçekten sizleri daha çok severdi. En çok sevgi onda. O bugün yaşasaydı sizleri çok severdi. Sizleri camiye götürürdü, sizlerle oyun oynardı. Yoruldum hiç demezdi ha. Yoruldum hiç demezdi Peygamberimiz. Sizlerle oyunlar oynardı, gezerdi, dolaşırdı, İslam'ı güzel güzel anlatırdı. Sizlere elinden geldiği kadar hediyeler verirdi, oyuncaklar verirdi. Gerçekten Peygamberimiz çocukları çok seviyordu ya. Çok bayılıyordu çocuklara. Hatta bir tane sahabe var. Zeyd radıyallahu anh. İsmi Zeyd. Bak bunu iyi öğrenin. Bu Zeyd zamanında annesinin babasının oradan uzaklaşmış. Köle olmuş vesaire. Mekke'ye gelmiş. Peygamberimizin yanında. Peygamberimiz onu evlatlık olarak almış. Yanında onu büyütmüş. Ona babalık yapmış. Abilik yapmış. Bakın yıllar sonra annesi babası Zeyd radıyallahu anh efendimizi bulmuş. Dinliyor musunuz burayı? Yani peygamberimiz nasıl bir güzel seviyorsa bir çocuk annesini babasını istemiyor. Peygamberimizin yanında kalmak istiyor. Peygamberimiz daha 8-9 yaşında bak sevgili çocuklar çok önemli. 8-9 yaşında annesini bulmuş. Annesini bulmuş ya. Babasını bulmuş ama Hazreti Zeyd diyor ki ben babamın yanında peygamberimizin yanında kalacağım. Resulullah'ın yanında kalacağım diye annesinin babasının yanında kalmıyor. Yani öyle seviyormuş çocuklar sizi ya. İnşallah Allah bize, peygamberimizle ahirette buluşmayı nasip eylesin. İnşallah. Sevgili çocuklar, peygamber efendimizin o güzel ahlakını almamız gerekiyor. Eğer biz onun gibi yaşarsak Allah sizi sever. Peygamberler sever, melekler sever, anneleriniz, babalarınız, dedeleriniz, neneleriniz, abileriniz, amcalarınız, dayılarınız, halılarınız, teyzeleriniz, herkes sizi çok sever. Şimdi biz bugün ne işleyeceğiz tamam mı? Biz bugün sevgili çocuklar, sevgili kardeşlerim, sevgili gençler, peygamberimizin en çok sevdiği topluluk, peygamberimizin en çok gençleri ve çocukları seviyordu. Sizinle bugün neyi öğreneceğiz? kötü konuşmamayı ve arkadaşlarımızla nasıl geçineceğimiz konusunu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz çok kurak bir yerde oldu, Çok böyle sıcak bir yerde doğdu. Çok acayip böyle suyu olmayan bir yerde doğdu. Nerede? Mekke'de yani Kabe'nin olduğu yerde doğdu. Peygamberimiz yeni doğduğunda oralar o kadar sıcaktı ki sevgili çocuklar. Oralar o kadar sıcaktı ki Peygamberimiz orada yaşayamadı. Orada yaşayamayınca bunu süt anneler var. Çünkü çocuklar yeni doğduğu zaman onlara ne lazım? E, süt lazım. Süt vermek için Mekke'de o çok sıcak olan yerde süt yok. Çocuklar ölüyor. Çocuklar yetişemiyor. Öyle olunca da sevgili çocuklar. Peygamber Efendimiz'i süt annesi Halime Hanım'a verdiler. Peygamberimizi ne yaptılar? Süt annesi Halime annemize verdiler. Onu aldı götürdü. Olduğu yerde bakın Peygamberimiz nereye gitse kendini fark ettiriyordu. Biz de bugün nereye gitsek kendimizi fark ettirmemiz lazım. Aa şöyle bir yere mi gideceksiniz? Oturmaya gideceksiniz mesela anneniz veya babanız sizi bir yere götürdü. Değil mi sevgili çocuklar? Gittiğiniz yerde sizi herkes fark etmeli. Aa ne ahlaklı bir çocuk bu ya. Ne güzel bir çocuk bu ya. Ne güzel yetişmiş bu ya diye kendimizi sevdirmemiz lazım. Ama nasıl? Peygamberimizin güzel ahlakı olursa. Değil mi? Peygamberimiz gibi güzel yetişirsek, onun ahlakında olursak inşallah sevgili çocuklar Bizi herkes çok sevecek bakın. Allah bu konuda hepimize başarılar nasip eylesin inşallah. Baya bir mesaj geldi yine. Dur bakalım bir saniye. Şöyle birkaç tane de şey yapalım. Allah'ım demiş bir tane Sakarya'dan Efecan. Sakarya'ya bu arada selamlar olsun inşallah. Evet Efecan kardeşimiz. Bizden de sana selam olsun. Hocam diyor Allah sizi de bizi de peygamberimizin havz-ı beraber eylesin. Amin güzel kardeşim. Şimdi İnne Adayna suresini biliyor musunuz sevgili çocuklar? İnne Adayna kel kevser var. Orada Allahü Teala peygamber efendimize ne diyor? Biz sana kevseri verdik. Kevser havuz olarak tarif ediliyor. Peygamberimizin bütün ümmetine böyle baldan tatlı, berrak mı berrak, tertemiz, pırıl pırıl, pırıl mis gibi cennet suyu, cennet şerbeti sevgili çocuklar. Böyle peygamberimiz artık orada nasıl bir bardakta verecek bilmiyorum. Bir şimdi örnek olsun diye söylüyoruz. <laughs> Ümmeti Muhammed'e özür diliyorum. Böyle o Kevser havuzundan içecek ikram edecekmiş. Mesela Efecan kardeşim inşallah Allah'ın bizi peygamberimizin havuzu kevserinde beraber eylesin. Böyle bize evet şu FM TV izleyen çocuklar gelsin bakalım diyecek. Benim hayatımı güzel güzel dinleyen çocuklar gelsin diyecek. Peygamberimizin yanına gideceğiz inşallah. Orada bize böyle inşallah havuzu kevserinden bir bardak veya bir daha büyük böyle bidon dolusu veya daha fazla... Havzu Kevser'inin suyunu bize ikram edecek. Kendi elleriyle peygamberimizin elinden cennet şerbeti Kevser Kevser havuzunun şerbetinden içeceğiz inşallah. Allahu Teala bak inna adaynayi biliyorsanız manasını da söyledim size. Biz sana Kevser'i verdik. Yani Kevser suyunu, Kevser havuzunu verdik. Orada böyle cennet şerbetinden içeceğiz inşallah. İçeceksiniz yani Allah'ın izniyle. Evet. Sorularınızı bak sormaya çalışıyorum. Dün çok soru geldi. Bazı çocuklar da benim sorum okunmadı diye üzülmüş. Gerçekten sorular çok gelince ne yapalım? Biz bunu şey yapamayız. Hepsini yetiştirmemiz zor olur diye. Ben aralarda da bunu okumak istedim yani. Hayırlı yayınlar hocam. Sizi seviyoruz. Allah razı olsun. Ben de sizi seviyorum sevgili çocuklar. Allah sizden de razı olsun. Allah hepimizden razı olsun inşallah. Selamun aleyküm hocam. Dört tane yalan... <laughs> Allah Allah. Dört tane yalan söyledim günah olur mu? Yani ya çocuk sana aferin sana ya. İsmini yazmamış ama senin ben Allah doğru sözlüğünle dört tane yalan söyledim diyor. Ama yalan söylemeye gerek yok. Ama anneler babalar bak anneler de çocuklar tamam yalan söylemeyecek. Ama anneler babalar burada büyük bir vazife düşüyor bir tane bardak kırdı diye bir çocuğa böyle bütün hıncınla bağırırsan o çocuk sana bir daha doğruyu söylemez. Veya baba evde herhangi bir şey oldu, olumsuz bir şey oldu. Sen şimdi bu çocuğa gelip bağırırsan, çağırırsan bak çocuğun bir daha sana doğruyu söylemeyecek. Hayatımın ilk enteresan bir sorusuydu yani hocam dört tane yana söyledim. Allah senden razı olsun ya. Evet. Hocam selamun aleyküm. İzmir'den Çiçek ailesi. İzmir'den size selamlar. Çok güzel anlatıyorsunuz. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Selamun aleyküm hocam. Peygamber Efendimiz'i inşallah çok seviyoruz. Sevmeye de devam edeceğiz demiş bir tane kardeşimiz. Allah ondan da razı olsun. Anam anam anam. Şu an 82 tane mesaj. Hocam selamun aleyküm. Tüm aile sizi çok severek izliyoruz. Bursa'dan selamlar. Şaban B yazmış. Allah razı olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Şimdi evet yine anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Sevgili çocuklar sormak istediğiniz her şeyinizi sorabilirsiniz. Benim hocayım ama ben sizin gerekirse abinizim yani. Benimle çok rahat derdinizi anlatabilirsiniz. Bana mesaj attığınızda ben onları okuyacağım. Belki yayında yetişmese bile size daha sonradan bunları ne yapacağım? Gönderirim. Cevabını gönderirim inşallah. Asla ne yapmıyoruz? Peygamber Efendimizin arkadaşlarıyla münasebeti bak. Peygamberimiz hiçbir zaman arkadaşlarına asla çocukluğunda bile nerede süt annesinin yanındaydı mesela 5 yaşına 6 yaşına kadar oradaydı. Oraların havası tabi Mekke'ye göre daha serin. Çünkü Mekke'de 50 derece, 45 derece e, süt içemiyorlar, yemekleri yok. Çoğu çocuk ölüyor, hasta oluyor diye. Onları süt anneleri annelerine veriyorlardı. 3 sene, 4 sene, 5 sene onlar süt annelerinde kalıyorlardı. Peygamberimiz süt annesi yanında Halime annemiz. Peygamberimizin annesinin ismine ne? Amine. Süt annesinin ismine Halime. Bunu da öğrenelim. Peygamberimizin babası kim? Abdullah. Annesi kim? Amine. Amine. Süt annesi kim? Halime. Halim annemiz. Bunları iyi öğrenelim inşallah. Evet. Oo. Evet. Peygamberimiz süt annesi Halime'nin yanındayken süt kardeşleri vardı komşu çocukları vardı. Peygamberimiz hiçbir zaman üzücü, kırıcı, ağır hakaret edici bir çocuk olmadı. Çocukluğunda bile gayet vakarlı, gayet ağırbaşlı, kimseye, asla hiç kimseye kötü söz söylemeyen bir peygamberdi o. Bak peygamberimiz 40 yaşında peygamber oldu ama Çocukken bile nasıldı biliyor musunuz sevgili çocuklar, sevgili gençler? Harikaydı ya. Mesela peygamberimiz bugün yaşasaydı aramızda eğer 5 yaşında 6 yaşında olsaydı bak size samimi söylüyorum. Sizinle yaşasaydı en çok sevdiğiniz arkadaşınız peygamberimiz olurdu biliyor musunuz? O kadar güzel oyunlar oynayan, kimseyi üzmeyen, herkese kendini sevdiren mükemmel bir şahsiyetti o peygamberimiz. Hadreti Muhammed Aleyhisselam. İnşallah beraber söylüyoruz. Haydi inşallah Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bir de peygamberimize inşallah ne yapıyoruz? Ona bir salavat getirelim. Şimdi o kadar konuştuk. Bir tane de salavat getiriyoruz. Benim dediklerimi tekrar edeceksiniz inşallah. Kısa ve öz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bir daha söylüyorum. Allahümme ama tabi bu arada siz de söylüyorsunuz. Peygamberimize salavat getiriyoruz. Salavat selam getiriyoruz. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Aferin. Tebrikler çocuklar. Çok güzel salavat getirdiniz. Allah razı olsun. Peygamberimiz o süt kardeşlerin arasında, arkadaşlarının arasında, sevgili çocuklar, böyle asla kırıcı, üzücü, başkalarının moralini bozucu bir hareket yapmazdı. Mesela arkadaşlarıyla asla dalga geçmezdi. Şimdi bazı çocuklar neyi izliyorlar, kimden ne yapıyorlarsa... Biz bir daha inşallah yapmayacağız ama tamam mı çocuklar? Söz mü inşallah? <laughs> Lakap takmayacağız. Mesela Türkiye'de şöyle çok yapılıyor mesela. Arkadaşlarınız belki etkilenmeyebilir. Belki kızmasa bile asla onlara <laughs> Eğlenmek yap, eğlenmeyeceğiz onlarla. Dalga geçmeyeceğiz tamam mı? Mesela Türkiye'de bir örnek verelim. Mesela <laughs> bazı çocukların gözlükleri var. Onlar gözlük takıyor. Gözleri biraz az görüyor. Onlar gözlük takıyor. Bazı çocuklar da onlara ne diyorlar? Dört gözlü diyorlar. İşte bu mesela nedir? Bu dalga geçmektir. Bu iyi bir şey değil. Onlarla asla dalga geçmememiz gerekiyor sevgili çocuklar. Sizler Allah nasip ederse inşallah bak bir şey öğrendiniz. Türkiye'de bir çocuk gözlük takıyorsa ona gülmek için, şaka yapmak için dört gözlü demeyeceksiniz. Bu bir. İkincisi bazı çocuklarımızın kulakları böyle biraz geniş oluyor. Değil mi? Onlara başka bir şey deniyor da anlatacağım. Bak çocuklar bunu çok yapıyor yapıyorlar, yapıyorlar. Ama bizim izleyicilerimiz yapmayacak. Bu kanalı izleyenler, FM TV izleyenler inşallah bunu öğrendiler. Bir daha lakap takmayacağız değil mi sevgili çocuklar? Çünkü peygamberimiz ne yapıyordu? Asla böyle lakap takmıyordu. Kimseyle dalga geçmiyordu. Onlara başka böyle onları üzecek şeyler söylemiyordu. Biz bu programı ne için izliyoruz? Aynen peygamberimizin çocukluğu gibi çocukluğumuz olsun diye geçiriyoruz, yapıyoruz bu programı değil mi? Bu programda biz nasıl olacağız? Peygamberimiz nasıl olmuşsa biz de öyle olacağız. O ne yapmıyordu? Hiçbir çocukla dalga geçmiyordu. Lakap takmıyordu değil mi sevgili çocuklar? Aferin size. Bundan sonra inşallah biz de başka çocuklara lakap takmayacağız. Tamam mı? Şimdi bazı çocuklar var. Onların da kulakları biraz böyle. Bak Allah yaratmış. O hiçbir şeyi eleştirmeyeceksiniz. Veya bazı çocukların burnu uzun. Veya bazı çocukların işte dediğim gibi, kulağı şey böyle geniş onlara işte uzun burunlu veya kepçe kulaklı diye lakap takmayacağız. Eğer bu ana kadar böyle bir şey yapmışsanız bir daha sözlerin ben bir daha hiçbir arkadaşımın gözüyle, kulağıyla, burnuyla dalga geçmeyeceğim diyeceksiniz. İnşallah. Aferin size. İnşallah bunu da tamamladık. Arkadaşlar arasında ne yapıyoruz? Arkadaşlarımızı onlara üzücü ağır konuşma yapmıyoruz. Bak peygamberimiz süt annesinin yanındaydı. Değil mi? Süt annesi yanında, Halim annemizin yanındayken hiç kimseye lakap takmadı. Hiç kimsenin kafasıyla, gözüyle, kulağıyla vesaireyle ne yapmadı? Onlarla dalga geçmedi. Şimdi o yüzden bizler de inşallah ne yapıyoruz? Bundan sonra kimsenin gözüyle, kulağıyla dalga geçmeyeceğiz. Çünkü hepimizi kim yarattı sevgili çocuklar? Allah yarattı. Hepimizi Allah yarattı. Allahü Teala herkese bir şekil verdi. Kiminin gözü siyah, kimininki yeşil, kimininki mavi, ki kahverengi, ki ela. Kiminin yüzü beyaz, kimininki esmer, kimininki siyah, kimininki sarı. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı beyaz, kiminin saçı sarı. Bunları kim verdi? Allah. Hepsini Allah verdi. Tamam mı? O zaman biz ne yapmayacağız? Dalga geçmeyeceğiz. Evet. Sözümüzle dalga geçmeyeceğiz. Küfürlü, bağırarak, kızarak arkadaşlarımıza konuşmayacağız. Aşırı derecede rahatsız edeceği, Başkalarının üzücü şakalar yapmayacağız. Biz belki gülebiliriz. Hoşumuza gider güleriz. Ama karşı taraf ağlarsa olmaz. Biz şaka yaparken, eğer biz şaka yaparken karşı tarafa ağlatıyorsak o zaman olmadı. O zaman biz güleceğiz belki ama arkadaşımızı ağlattık. Bu hareketten vazgeçmemiz gerekiyor. Lakap takmamamız gerekiyor. Bak ne yaptık? Arkadaşlarımızın kafasıyla, gözüyle, kulağıyla, renkleriyle ne yapmayacağız? Dalga geçmeyeceğiz. Oynarken onlara kızarak, bağırarak bir şey yapmayacağız. Allah'ın izniyle arkadaşlarımızla da geçinirken, oynarken aynen Peygamber Efendimiz gibi oynayacağız. Yani asla ama asla onları üzerek, kırarak konuşmamamız gerekiyor. Şimdi ben yine biraz mesaj okuyacağım. Dedim ya size gelen mesajları. Evet. Selamun Aleyküm hocam. İman ve ahlak öğretiminde gerçekten kanallı çok başarılı. Çocuklarımızla beraber yetişkinler olarak biz de izliyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Hayırlı günler dileriz demiş. Allah sizlerden de razı olsun. Selamun Aleyküm hocam. Anneler babalar çocuklarını nasıl sevmeli? Bu da herhalde bir kardeşimizin böyle e, tabiri caizse serzenişi mi diyelim ne diyelim. Anneler babalar çocuklarını nasıl sevmeli biliyor musunuz? Çok sevmeli. Çok hem de. A, evlat bir anne babaya Allah'ın verdiği en büyük nimetlerden bir tanesidir. Düşünün evlenmişsiniz Allah size evlat bahşediyor. Şu an Türkiye'de %25 sevgili anneler babalar. Bakın burada çok önemli bir şey var. Bazıları evladı böyle hazır bulunca Allahü Teala ikram edince kıymet bilmeme olabiliyor. Bugün Türkiye'de evlenip de çocuğu olmayanların yüzdesi %25'lere gelmiş. Yani 100 kişi evleniyor 25'inin bir anda çocuğu olmuyor. Belki yıllar sonra oluyor. Belki daha sonra daha da olmuyor. Onu da bilmiyorum yani. Anne babalar çocuklarına nasıl davranmalı? Bir kere çocuklarınıza gerekli gereksiz, gerekli bile olsa kızmayı bırakın. Abdullah İbni Mesud peygamberimizin yanında yetişen birisi diyor ki ben Resulullah'ın yanında yıllarca kaldım. Bana bir kere bile bağırmadı. Çocuktum, beni bir yere gönderdi. Bak anneler babalar, çocuklar siz de dinleyin burayı. Anneler babalar da özellikle dinlesin. Bak. Beni diyor bir yere gönderdi Peygamber Efendimiz. Gittim diyor. Orada oyuna dalmışım. Oynadım diyor. Bir geldim. Peygamberimiz dedi ki Nerede? Ben seni bir şey almak için göndermiştim. Diyor ki ya Resulallah unuttum ya. Kusura bakmayın özür dilerim. İyi hadi git al gel diyor. Ben tekrar gittim diyor. Gene diyor arkadaşlarla oyunuma daldım. Gene almam gereken şeyi unuttum. Geri geldim. Üç kere böyle diyor. Üçüncü kere gittim. Peygamber Efendimiz bana hiç yüzünü bile ekşitmedi. Böyle hani anne baba bir şey der çocuğuna. Oğlum işte bir bardak su getirdiler Veya ne bileyim bir şey ister mesela. Bir kalem ister, bir şey ister. Çocuk getirmez veya gecikir. Anne baba böyle surat. Çocuğu yiyecek gibi bakarlar. Çocuk nimet. Çocuğa gerekli olsa bile kızmayacaksınız. Gerekli olsa bile çocuğunuza bağırmayacaksınız. Bağırarak çocuk yetiştirirseniz ileride çocuk sizin çocuğunuz olmaktan çıkar. Kendisine bağırmayan arkadaşlar kendisine daha güzel ortamlara, kendisince değerlendirdiği güzel ortamlara atar kendini. Elhamdülillah. Şimdi bir tane çocuk anne babasının yanından kaçmış. Başkalarının yanına gitmiş. Üzülür müsünüz, üzülmez misiniz? Üzülürsünüz. O zaman o zaman Allah rızası için çocuklarınızı başka yerine gitmesin ya. Çocuklar sizin yanınızda ferahlık bulsun. Mesela babalarla her şeyi konuşabilsinler. Bu babayla konuşulmaz. Bu anneyle konuşulmaz. Bu dedeyle konuşulmaz. Çocuk kimle konuşacak kardeşim? Çocuk kimle konuşacak yani? Allah rızası için sevgili anneler babalar. Çocuklarınıza asla bağırmayın. Bak. Anne baba çocuklarına nasıl davranmalı ya? Bir kere bağırmamalı. Dövme zaten Allah muhafaza yani. Çocuk ya bu. Ya senin çiçeğin o ya meyven ya. Kendi canına, kendi bedenine zarar vermek gibidir ya. Çocukları siz böyle yetiştirirseniz gençliğimizin hali ortada anneden babadan kaçıyor kardeşim. Annesini babasını sevmiyor. Bu iyi bir şey değil ama anne babaya bir bakıyorsunuz. Anne baba bir kere sevgisini ortaya koymamış ki ya. Neyse anne babalar çocuklarına böyle sevgisini ortaya koymalı ya. Övmeli çocuğunu oğlum seninle gurur duyuyorum. Kızım seninle gurur duyuyorum. Sizi Allah için çok seviyoruz. Ne olursa olsun biz sizin babanız, anneniz, anneniniz, anne, biz senin babanın, anneyi ben senin babanın veya annenim diyerek çocuğa teselli vermek lazım. Çocuk şunu bilmeli ben ne yaparsam yapayım annem yine bana annelik yapıyor babam yine bana babalık yapıyor. Uyaracak mısınız? Bakın uyarma herkesin içinde bağırarak uyarmak o kimseyi uyarmak değildir. O kimseyi kendine düşman yapmaktır. Oturacaksın böyle oğlum bugün böyle bir şey oldu. Olabilir. İnsanız. Hayatımızda böyle şeyler olabilir. Ama oğlum Allahu Teala bunu sevmiyor. Peygamberimiz böyle bir şey yapmamış. Sen bunu yaparsan işte komşular bizden rahatsız olur. Canın sağ olsun. Ben senin babanım ama ben senin annenim ama sen bir daha bunu yapmamaya çalış. Ve her seferinde Çocuklarınıza gurur duyduğunuzu, övündüğünüzü, teşekkür ettiğinizi mutlaka belirtin. İyi ki varsın deyin ya. Oğlum iyi ki varsın, kızım iyi ki varsın. İyi ki varsınız. Sizler olmasanız ne olacak halimiz gibi. Teşekkür etmeyi öğrenmemiz gerekiyor sevgili çocuklar. Evet, bir kardeşimiz de e, TV'den izliyormuş. O fotoğrafını çekmiş, göndermiş, isim yazmamış. Burada da galiba bir kardeşimiz ismini yazmış. Evet Allah razı olsun inşallah. Ama ne yapıyoruz? Biz çocuklarımıza maalesef yani çocuklarımıza bunları öğretemiyoruz. Kızıyoruz. Çocuklarımız da bu sefer ne yapıyor? Bizi dinlemeyebiliyorlar. Evet. Şimdi sevgili çocuklar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından devam edelim inşallah. Şimdi Peygamberimiz ne yapıyordu? Mutlaka bak yemek yemek adamı. Şimdi neyi öğrendik? Önce dün mesela devamlı tekrar diyoruz. Anne ve babamıza anneciğim, babacığım, abla ve abimize ablacığım, abiciğim efendime söyleyeyim. Amcamıza amcacığım, dayımıza dayıcığım, halamıza halacığım, kardeşimize kardeşim. Tamam mı? nazik konuşacaktık. Asla bağırarak, kızarak konuşmayacaktık. Bir şey varsa tatlı dilli anlatmamız gerekiyordu sevgili çocuklar. Evet, dün bunları öğrendik. Bugün arkadaşlarımız içerisinde arkadaşlarımız içerisinde oyun oynarken veya otururken veya sohbet ederken nasıl konuşmamız gerektiğini anlattı değil mi? Lanlı konuşma yok. Lan, ulan, şşt, hop, alo gibi böyle çocukların birbiriyle böyle konuşması yok. Bundan sonra öyle konuşmayacağız. Peygamberimiz öyle konuşmazdı sevgili çocuklar. Bu konuda tabi annelerden, babalardan, amcalardan, dedelerden hassasiyet bekliyoruz. O çocuklar birilerinden görerek bu ifadeleri kullanıyorlar. Ama ne olur dikkat edin Allahü Teala razı olsun sizlerden. Evet sevgili çocuklar şimdi de yemek. Peygamberimiz çocukken yemek sofrasına oturduğu zaman nasıl yemek yedi? Çocuklar bir kere Peygamberimiz hep sağ yemek yedi. Sağ el. Sol el temizliklerimiz için. Sağ el normal hayatımızda yemede içmede kullanmamız gereken su mu içiyoruz? Sağ elle. Yemek mi yiyoruz? Sağ elle yiyeceğiz. Peygamberimiz sofraya oturduğu zaman bak çok güzel bir şey. Büyükleri başlamadan yani kendisinden yaşta kim var mesela? Abisi var, amcaları var, sizin babalarınız var, anneleriniz var. Veya nereye gittiniz? Mesela bir komşuya gittiniz. Veya arkadaşlarınızla bir yerdesiniz. Anneleriniz, babalarınız var. Yemek yiyeceksiniz. Büyükler başlamadan çocuklar yemeğe ne yapmaz? Başlamaz. Peygamberimiz hiçbir zaman herkes sofraya otururdu. Öyle yemeğe başlanırdı. Peygamberimiz de öyle yerdi. En son yemeğe başlayan olurdu. Önünden yerdi. Mesela Kaşıkla bir şey alırken ta böyle ilerileri almanıza gerek yok. Aynı yemek zaten. Her zaman önümüzden yiyeceğiz. Bu bir. İkincisi de her zaman önümüzden yiyeceğiz. Bir de azar azar yiyeceğiz. Sağ elimizde yiyeceğiz. Böyle bir şey mesela ağzımıza alıp dolu dolu mesela çok sevdiğiniz bir yemek var mesela. Bunu alıp böyle ağzınızı dolana kadar doldurmayacaksınız. Az az alacaksınız. Yavaş yavaş yiyeceksiniz. Bak şöyle. Ağzımızı kapatarak. Peygamberimiz böyle yemek yerdi. Kendi önünden yerdi. Sağ eliyle yerdi. Asla başka çocukların yemeklerine böyle daldırıp onların önünden almazdı yani. Tamam mı sevgili çocuklar? Allah hepinizden razı olsun. Şimdi yine biraz soru okuyalım. Eee... Selamun Aleyküm. İstanbul'dan Rüveyda. Hocam programınızı izliyoruz. Allahü Teala razı olsun inşallah. Allah hepimize peygamberimizin o güzel ahlakını nasip etsin. Amin güzel kardeşim inşallah. Zor mu çocuklar? Ben size bir şey sorayım. Şimdi ben iki gün oldu değil mi? Bak sizlerle program yapıyoruz. Peygamberimizin hayatını anlatıyoruz. Zor bir hayat mı? Kolay bir hayat. Bir de çok güzel bir hayat. Bak peygamberimiz gibi yaşarsanız size çok hediye veren olur mükafat veren olur, sizleri çok sevenler olur. Niye? Çünkü bunlar öyle güzel hareketler ki bunları yaptığınız zaman sizleri Allahü Teala çok sevecek ama insanlar da çok sevecek yani. Şimdi soruyorum. Yaptığımız şu programlarımızda yaptığımız programlarda anlattıklarımız zor bir şey mi? Lanlı konuşmayacağız. Başka arkadaşlarımıza dalga geçmeyeceğiz. Zaten bunları yapmamız lazım yani. Eğer yaparsak başkalarını üzüyoruz. Sen üzülmek ister misin? Seni birisi üzülse ağlamaz mısın? Üzülmez misin? Üzülürsün. Anneni birisi üzse, babanı birisi üzse, kardeşlerini, ablalarını, abilerini birisi üzse üzülmez misin? Üzülürsün değil mi? E o zaman ne yapmamız gerekiyor? Biz de başkalarını üzmememiz gerekiyor. Zor mu hayat? Değil. Bak gerçekten anlattıklarımız şeyler zor mu? Çok kolay ya. Başkalarına kötü konuşmayacağız. Annelerimize, babalarımıza anneciğim, babacığım diyeceğiz. Yemeğimizi sağ elle yiyeceğiz. Önümüzden yiyeceğiz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Evet. Selamun Aleyküm Hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zamanda yaşasaydı çocuklara en çok neyi tavsiye ederdi? Allah Allah. Bunu herhalde bir büyük yetişkin abimiz mi yazmış? Sevgili çocuklar, Peygamberimiz bugün yaşasaydı, mesela bize neyi tavsiye ederdi? Allah'ımızın sevdiği şeyleri tavsiye ederdi. Allah'ımızın sevdiği şeyleri tavsiye ederdi. Ne mesela? Namaz kılmak. Allah seviyor değil mi namaz kılmayı? Namaz kılan Müslümanları Allah seviyor. Namaz kılmayı ister ama tatlı tatlı. Ondan sonra Kur'an okumayı tavsiye ederdi. O da sana çocuklarla vakit geçirmeyi severdi. Otururdu çocuklarla muhabbet ederdi. Anneler babalar bu konuda gerçekten çok sıkıntı yaşıyoruz. Biz muhabbet edemiyorsunuz ya. Ne yapıp edip sonunu kavgaya bağlıyorsunuz. Kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz? Gerek yok. Çocuklarımızla güzel bir ilgi-alaka kurup çocuklarımızı eve bağlamamız lazım. Muhabbetle bu işleri çözebiliriz Allah'ın izniyle. Muhabbet etmiyorsunuz. Çocuklar başka yerlerden etkileniyorlar. Peygamberimiz bugün yaşasaydı Allah'ımızın sevdiği şeyleri bize tavsiye ederdi. Hediyeleşmek mesela. iyilikte bulunmak. Çocuklara mesela, namaz kılanlara, camiye gelenlere, selam verenlere, efendime söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim okuyanlara. Yani onlara var ya bizim baş tacımız, Peygamberimiz olsaydı bugün çok ödüllendirirdi bu Kur'an-ı Kerim okuyanları, namaz kılanları. Kur'an-ı Kerim de sabahları her gün 9'da var. Her gün sabah 9'da Yusuf hocamız var. Elif Bağ öğretiyor size böyle renkli renkli elmanın e'si, bebeğin b'si gibi. Çok kolay böyle öğreniyorsunuz. Çok zevkli Kur'an dersi var. Elif Bağ dersi var. Kur'an-ı Kerim biliyorsanız Derviş Mehmet hocamız var. 32 farz ve ilmi hal bilgileri var. Yavuz Selim Hoca anlatıyor. Bu kardeşiniz de bu abiniz de size peygamberimizin hayatını ve yaşantısını anlatmaya çalışıyor. Peygamberimiz bugün yaşasaydı Allah'ımızın sevdiği şeyleri bize anlatırdı. Ama Şeytanın sevdiği şeylerden ve bizi uzak tutardı. Şeytan neleri sever mesela sevgili çocuklar? Şeytan küfredilmesini sever. Başkalarının üzülmesini sever. O yüzden size devamlı gelip vesvese verebilir. Ne yapar? Arkadaşlarınızla kötü konuşun der. Onlara işte kızarak konuş der. Bağır der. O elindeki oyuncağı verme der. Paylaşma der. Ama siz ne yapacaksınız? Dün öğrettik. Şeytana Şöyle bir şaplak atacağız. Bir tane tok atacağız. Şeytanı yanımızdan uzaklaştıracağız. Nasıl uzaklaştıracaktık? Dün yaptık. Bugün de aynısını yapalım inşallah. Hazır mıyız? Evet. Hazırsak o zaman yapalım. Hadi şeytanı yanımızdan uzaklaştırma. Kovma. Şeytana böyle bir tane şaplak atacağız. Yanımızdan uzaklaşıp gidecek inşallah. Evet. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bir daha söylüyoruz. Eûzü <laughs> billahi Bir daha baştan alalım. Eûzü billahi şey. Da nirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şeytanı şu an ne yaptık? Kovduk yanımızdan. O bir daha yanımıza kolay kolay Allah'ın izniyle yaklaşamaz. Evet. Hocam, selamun aleyküm. Ben Ahmetcan. Lütfen babama söyler misiniz? Yanımızda sigara içmesin. <laughs> Sevgili Ahmet Can kardeşim. Canım kardeşim benim. Allahü Teala annene, şey özür dilerim babana ve sigara için tüm Müslüman kardeşlerime inşallah böyle acilen yarın değil ya 5 saat sonra değil hemen şimdi sigaradan tiksindirip bir daha sigara içmemelerine nasip etsin. Aç ellerimizi hadi çocuklar ellerimizi açalım hep beraber Allah'a şimdi dua edeceğiz. Tamam mı sevgili çocuklar? Ellerimizi açalım. Allah sizin dualarınızı kabul eder. allah Teala sizleri seviyor. Ya Rabbi. Bu Ahmetcan kardeşimizin. Ve annesi babası veya kim artık sigara için ne kadar Müslüman abiler varsa, anneler babalar varsa acilen onlara bu sigarayı bıraktırmayı nasip eyle ya Rabbi. Sağlığa zararlı, maddiyata zararlı. Bak çocuk ya 5 yaşında, altı yaşında belki kaç yaşında onu da bilmiyorum. Bir çocuk dua istiyor. Ya hocam dua eder misiniz? Babam söyler misiniz? Babam diyor yanımızda sigara içmesin. Bu gerçekten ağır bir şey. Ne olur sevgili anneler, babalar hassas olun. Allah-u Teala'da sigara içen kardeşlerimize acilen sigarayı bırakmayı nasip etsin inşallah. Amin diyelim. Evet Selamun Aleyküm Hocam. Kötü konuşan arkadaşlarımızı nasıl uyarmalıyız? Aleyküm Selam canım kardeşim benim. Şimdi sevgili Müslümanlar, eğer birileri gerçekten kötü konuşuyorsa, öncelikle allah Teala onun dilini düzelsin. Bakın ne dedik? Kötü konuşan, kötü söz söyleyen birileri varsa, herkesin içinde uyarılmaz tamam mı? Onunla birebir böyle kalacaksınız yan yana. Beraber yan yana kalacaksınız. Orada yan yana kaldıktan sonra ona diyeceksiniz ki ya güzel kardeşim, arkadaşım, ne olur bugün bak böyle bir şey duydum. Ee, sen güzel arkadaşsın. ben seni Allah için seviyorum. Ne olur bir daha böyle konuşma. Bu çok kötü bir söz. Peygamberimiz olsaydı bunu sevmezdi. Allahü Teala bizden böyle bir şey istemez diye tatlı tatlı uyarmanız gerekiyor. Evet bir izleyicimiz hayırlı yayınlar demiş teşekkür babında. Ah canım kardeşim benim. Hocam selamun aleyküm. Ben İstanbul'dan Ahmet yürüyemiyorum bana dua edin. Ay. Ya Rabbi Ahmet kardeşimiz kaç yaşına bilmiyorum daha genç bir çocuk. Hastalığı var yürüyemiyormuş. Ne olur ya Rabbi bu Ahmet kardeşimize acilen hayırlı şifalar ikram eyle, ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ahmet kardeşim, Allah'ım sana bu işte yürümeyi nasip etsin inşallah. Evet. Merhaba hocam, kardeşlerimle anlaşamıyorum, ne yapmalıyım? İlla anlaşırsın. Sevgili kardeşim, illa anlaşırsın. Bak, bıkmadan, usanmadan devamlı iyiliği anlatmak. Bak nasıl ama? Oturacağız, bak sevgili kardeşim ben beraber oynuyoruz. Sen benim kardeşimsin. Seni ben çok seviyorum. Ama bu yap, böyle yaparsak iyi olmaz. Birbirimize bak üzücü olur. Kalbimizi kırmamamız lazım. Bizler kardeşiz. Birbirimizi çok iyi sevmemiz lazım. Her seferinde anlatmamız gerekiyor. Şimdi yaptı iyilik anlatacaksın. Bir daha yaptı gene anlatacaksın. İyilik yaptı bir daha anlatacaksın. Allah'ın izniyle bak Allah'ın izniyle sen çok güzel bir davranış sergilersen o da onu yapmayı bırakır. Tamam mı sevgili çocuklar? Hocam ben Abdülkadir. Biri kötü davranırsa ne yapmalıyız? Dedi ya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine birileri kızsaydı o onlara kızmazdı. Peygamberimiz yumuşak huyludu. Leyyine yani yumuşak huyluluk. Tatlı dilli yumuşak huyluydu. Ve gerçekten Herkese çok iyi davranırdı. Kötü davranan birisi, kötü davranan birisine bizim kötü davranma durumumuz yok. Ona anlatma durumumuz var. Diyeceğiz ki bak ben işte Abdülkadir kardeşim yani o anlatmış. Ben arkadaşınım seninle. Bu yaptığın olmaz. Yapma lütfen rica ediyorum diyeceksin. Bir kere, iki kere, 300 kere, 500 kere mutlaka anlatmamız anlatmamız gerekiyor. Evet. Hocam 10 yaşındayım. Gök gürültüsünden çok korkuyorum. Yani gök gürültüsünden herkes korkar. Ama gök gürültüsü tabiri caizse yağmur yağarken artık bir olağan bir olaydır. Bunu alışmamız lazım. Korkmamamız lazım. Bu insanlara zarar veren bir şey değil. Acayip böyle gök gürültüsü, şakırtısı vesaire. Acayip ama bu Yapılacak bir şey yok. Hayatımızda her sene 3 kere, 5 kere, 10 kere karşılaşabileceğimiz bir olay. Allah'a dua ederek, Ya Rabbi bana korkuya karşı dayanma gücü verdi. Korkuya karşı gücümü, inancımı, azmimi, gayretimi arttı diye Allah'a dua etmen gerekiyor sevgili kardeşim. Evet. Programın sonuna gelmişiz. Sorular var da var, var da var ama Artık <laughs> Hocam ben Ebu Bekir Ramazan ee, benim kardeşim diyor beni çok sinirliyor. Allah Allah. Bana hep şaka yapıyor. Ne demeliyim ona? Bak işte peygamberimiz ne yapıyor? Yapmıyor değil mi şaka? Çok ciddi yani. Şaka yapılır ama birileri üzülecekse şaka yapılmaz. Beraber böyle anlaşarak şaka yapılır. Kardeşinse onu anlatman lazım. Ben senin, bak kardeşim, ben seni seviyorum, sen benim kardeşimsin. Bana şaka yapma. Anlat. Yap bir daha mı yaptı? Gene anlat. Bir daha mı yap? Ama bak kızmayacaksın ha. Yüzüne gülerek böyle kardeşim. Ya ne olur bana şaka yapma ya. Bana böyle şaka yapma. Kızmadan, bağırmadan sabrederek böyle yapman gerekiyor. Tamam mı güzel kardeşim benim? Allah sizlerden razı olsun inşallah. Evet. Teşekkürler hocam. Sizden de, de evet. Programımızın sonuna geldik. Programımızı kapatıyoruz. Yarın yine saat 12'de bu güzel kanalda sizleri çok seven peygamberimizin hayatını anlatmaya devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun sevgili çocuklar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Bay bay.